Arkadaşlar, taze bakla yapıyoruz, zeytinyağlı. Zamanı geldi. Şöyle bir kaba su, bir limon ve bir yemek kaşığı kadar da un koydum. Baklaları bunun içine ayıklıyorum, kararmamaları için. Yandaki kılçıklı kısmı ayıklıyorum. Bazıları çok taze oluyor, gerek olmuyor ama bazıları kılçıklı oluyor. O yüzden ayıklıyorum. Unlu limonlu suyun içine bırakıyorum. Bunlar çok taze, bazıları sert çıkıyor. Bu şekilde bütün baklalarımızı ayıklıyoruz. Yapıncaya kadar bunun içinde bekletiyorum, soğanı falan hazırlayıncaya kadar. Daha sonra onu süzüyorum, yıkıyorum. O şekilde tencereye ekliyorum. Yarım kilo baklaya 1 çay bardağı zeytinyağının bir kısmını koyuyorum. Soğanları kavuracak kadar. 1 adet doğradığım soğanı ekliyorum. Şeffaf oluncaya kadar çevireceğim. Şeffaflaşan soğanlarımıza unlu limonlu sudan alıp yıkadığımız baklalarımızı yıkıyoruz. Burada yarım tatlı kaşığı şeker, yarım tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir tatlı kaşığı da unu serpiyorum. Biraz çeviriyorum. Kalan yağımı da ekliyorum en son. Kalan zeytinyağını sonradan eklememin sebebi ne kadar sonradan eklersek vitamin değeri o kadar fazla kalır. O yüzden az miktarla kavurup geri kalanını sonradan ekliyorum. Çay bardağı sıcak suyumu ekledim. Kapatacağım. 30-35 dakika sonra pişmiş olacak. Dereotunu açtıktan sonra ilave edeceğim. Baklamız pişti. Kıydığımız dereotlarının üzerine ekliyorum. Tencerede soğumasını bekleyeceğim. Sonra servis kabını alacağım. Bütün zeytinyağlıları tencerede soğumaya bırakıyorum. Öyle daha lezzetli oluyor. Sıcak sıcak hemen servis tabağına almıyorum.